Merhaba. Hepimiz Türkiye'nin tarım ve hayvancılık açısından zengin bir ülke olduğunu her yerde sık sık duyarız biliyorsunuz. Ama iş hayvansal gıda tüketimine gelince tablo aslında pek de öyle görünmüyor. Türkiye'de gıda üretimi insanların alışkanlıklarına göre şekillendiği için tüm dünyada öyle. Bu tırnak içinde kendine yetme konusu bazen yanıltıcı olabiliyor. Mesela Protein açısından zengin olan et, balık, yumurta gibi ürünlerin tüketimi gelişmiş ülkelere göre ülkemizde oldukça düşük. Bu da aslında şu demek. Yani bizim üretim kapasitemiz şu anki düşük tüketim seviyelerine göre kendimize yetiyor. Yani kağıt üzerinde yeterli gibi görünse de tüketim alışkanlıklarımız artarsa bu durum hani çok da sürdürülebilir olmayacak. Son yıllarda Türkiye'de kırmızı et tüketimi Ciddi şekilde azaldı ne yazık ki. Bunun sebebi malum tabi ekonomik şartların kötüleşmesi, fiyatların fırlaması. 2020 yılına kadar kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi 14 kilogramken bu rakam 2023'te 10 kilogramın altına düştü. Üstelik koyun ve keçi eti tüketimi kişi başı sadece 1,5 kilogram. Türkiye gibi hayvancılığı güçlü bir ülkede bu rakamlar gerçekten şaşırtıcı. Neye göre az sonra? Oksijen gazetesinde İrfan Donat verileri çok güzel derlemiş, toparlamış sağ olsun. İstanbul Planlama Ajansı'nın 2023'te yaptığı bir araştırma. Bakın söylediklerimizi nasıl doğruluyor. Katılımcıların %60.9'u satın aldıkları gıdanın miktarının azaldığını %98'e yakınıysa gıda çeşitliliğini düşürdüklerini söylemiş. En çarpıcı veri ise kırmızı et tüketimindeki düşüş %85. Bu da kırmızı etin artık lüks bir tüketim haline geldiğini gösteriyor. Yani Türkiye'de zaten düşük olan ki o zaten kısmını vereceğim az sonra tüketim alışkanlıkları bile ekonomik sıkıntılar yüzünden daha da gerilemeye başlamış ne yazık ki. Şimdi kıyasladığımızda kırmızı et tüketimi birçok ülkede çok daha yüksek. Mesela Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde tamam buralarda hayvancılık çok güçlü ama yıllık kırmızı et tüketimi 40 kilogram kişi başı. Amerika'da, Fransa'da yine 35-40 kilogram arasında değişiyor. Türkiye'de ise bu rakamın çok gerisinde. 14 kilo, 13 kilo hatta 12 kilo diyen var. Eğer biz de bu ülkeler kadar kırmızı et tüketmeye başlasak hani mevcut üretim kapasitemiz bu talebi karşılamaya kesinlikle yetmeyecek. İşte o zaman hani %80-90 kendimize yeterliyiz diyoruz ya olmayacağız. Peki başka? Şimdi kırmızı etin fiyatları yükseldikçe Türkiye'de insanlar ne yapıyor? Beyaz ete yöneliyor. 2023 itibarıyla kişi başı yıllık kanatlı eti tüketimi ise 21 kilonun biraz üzerinde. Ama bu artış yani insanların beyaz eti severek tercih etmesinden ziyade kırmızı eti alternatif aramalarında saklı. Yani kırmızı et alamıyoruz bari beyaz et tüketelim. OECD ülkelerinde beyaz et tüketimi ortalama 32 kilogramken Türkiye'de bu ortalamanın altında kalıyoruz. İsrail'de bu rakam 65 kilonun üzerinde. Amerika'da 51 kilo. Yani gelişmiş ülkelerde beyaz et sadece daha uygun fiyatlı olduğu için değil. Aynı zamanda günlük beslenmenin hani doğal bir parçası olduğu için tüketiliyor. Bizimki gibi bir mecburiyet yok yani. Türkiye denizlerle çevrili olmasına rağmen balık tüketimi konusunda da oldukça geride. Dünya genelinde kişi başı yıllık balık tüketimi 19 kilogram. Bizde sadece 7 kilo, 7.1. Akdeniz diyetiyle bilinen İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da Balık tüketimi çok daha fazla. Mesela İspanya'da 46 kilogrammış. Fransa'da 34 kilogrammış. İtalya'da yine 30'un üstünde 31 kilogrammış. Hatta komşumuz Yunanistan'da bu rakam 26 kilogram civarındaymış. Bizim balık tüketimimizin bu kadar düşük olmasının nedenlerinden biri de tamam şimdi balık fiyatları yüksek ve deniz ürünlerine ulaşmanın da zor olması. Bir başka hayvan sal yumurtaya bakalım. Yumurta tabi biliyorsunuz uygun fiyatlı, besleyici, bir ciddi bir protein kaynağı. Ama Türkiye'de kişi başı yıllık tüketim yine 2023'te 191 adet. Meksika'da 368 adet, Japonya'da 337 adet, Hollanda'da 332 adet yumurta tüketiliyor. Türkiye'de yumurta tüketimindeki bu düşüşün nedeni yine tabii ki ekonomik zorluklar. İnsanlar genel olarak daha az gıda alıyorlar. Bu da tabii ki bütün tüketim alışkanlıklarını etkiliyor. Türkiye'de süt tüketimi dünya ortalamalarının yine çok altında. Yine 2023 kişi başı yıllık içme sütü tüketimi 17.8 kilogram. Avrupa Birliği ortalaması kaç? 53 kilogram. Amerika'da 61 kilogram. Ya Belarus'ta bile 113 kilogram. Ülkemizde insanlar daha çok süt ürünleri tüketiyor ama bu durum süt tüketiminin düşük olmasını da ne yazık ki hani telafi etmiyor. Şimdi biz peynir, yoğurt diyoruz diyoruz ama öyle değil. Özellikle çocuklar ve gençler için yeterli süt tüketimi büyük önem taşıyor. Az önce verileri verdik bu konuda geri kalmış durumdayız. Sonuç şu yeterlilik algısı ve gerçeklik. Özetle Türkiye'de düşük tüketim alışkanlıkları nedeniyle kendi kendine yetiyor gibi görünse de bu yeterlilik durumu az önce aktarmaya çalıştığımız veriler nedeniyle sağlam değil. Eğer Türkiye gelişmiş ülkelerdeki tüketim seviyelerine ulaşmak isteseydi ya da ulaşabilseydi daha doğrusu mevcut üretim kapasitesi bu talebi karşılayamayacaktı ve yeterlik oranlarımız düşecekti. Şu an bile Ekonomik sıkıntılar yüzünden hayvansal ürün tüketimi iyice düşmüş durumda. Ya bu sadece tabii ki bireylerin sağlığını değil, ülkenin genel gıda güvenliğini de ne yazık ki tehdit eden bir durum. Kaliteli ve yeterli gıdaya erişim bir lüks olmamalı. Herkesin temel hakkı olmalı. Aksi takdirde bu durum ülkenin geleceği açısından çok ciddi riskler doğurmaya başladı ve bu süreç devam ederse bu riskler artarak devam edecek. Hoşçakalın.